Herkese merhabalar. Haber 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili Cem Çıkın'la Serbest İkili programına başlıyoruz. Cem abi selamlar. Merhabalar, selamlar. Keyifler iyidir umarım. Hala yazı yaşıyorsun. Evet, aynen. Güzel, hayat güzel. Evet, gündem milli maç arası olmasına rağmen yoğun. Beşiktaş'ta gündem bitmiyor biliyorsun. Hemen bir gün önce bir basketbol gündemi hemen çıktı önümüze. Bursa'da bir maç oynandı Bursa Spor'la. Ondan sonra bugün bir açıklamalar, kulübün açıklaması. Kulübün açıklamasında işte yayıncı kuruluşun gösterdiği pankarta bir gönderme var. Bursa Spor'a gönderme var. Eski sporcularımıza gönderme var. Oraya geçeceğiz. Ama tabii yine biz bir 30 dakika civarında programı tutup 3 ana bölümde konuşalım diyorum. Bir bu Bursa'ya değinelim. Sonra bir senin kongre sürecindeki tabii tecrübeni hep söylemiştik daha önce de her programda değineceğiz kongreye kadar. Şu andaki neler oluyor senden bir dinleriz, bir yorumlarını alırız. Sonra da en sonunda da kapanışta da önümüzde bir Galatasaray deplasmanı var. Orada ne yaparız, kadro yapımız nasıl olur, nasıl çıkabiliriz oradan sportif anlamda da oraya biraz değiniriz diyorum. Ben hemen Bursa tarafına geleyim. Basketbol maçı oynadık dün. Son uzatmada kaybettik. Takımımız yeni kuruldu. Bence geçen seneden çok daha iyi bir takım. Zaten göreceğiz. Euro Cup'ta da 2'de 2 ile gidiyor. Bence 1-2 takviye ile 1-2 Amerikalı'nın değişmesiyle takım gayet de iyi olacak izlenim veriyor. Ama tabii bu dün yaşananlar basketbolun, sporun dışında bir şeydi. Oradan koçları Beşiktaş'a geldi diye koça bir tepki var. Halbuki kendi oyuncuları iki tane dün bütün sorunları çıkartan bütün ortalığı velveleye veren iki oyuncusu Beşiktaş altyapısından yetişme. Hadi bir o çocukları ben şöyle anlıyorum. Büyük ihtimalle hocaya kırgınlardır. Çünkü hoca onlara süre veren bir hocaydı. Ya gel bizi de al hoca demiş olabilirler. Bir takım kuruluyor orada. Hoca da onları tercih etmemişse yerli olarak böyle bir tepki vermiş olabilirler. Tahmin yapıyorum. Sporcu tepkisidir. Olur bunlar. Taraftarı da anlıyorum. Şöyle anlıyorum. Büyük bir camiaya karşı Bursaspor'un artık futboldaki durumu belli. Kişilik göstermesi için bir reklamın iyisi kötüsü olmaz. Buralarda bir Beşiktaş'a karşı bak şöyle yaptık böyle yaptık bir durumu olabilir. Onları da hani kendi çaplığı içerisinde anlıyorum. Bence bizim üstümüze düşen evet yayıncı kuruluşa bir tepki olabilir. Zaten bunlar çok kasti yapılan şeyler olduğunu tahmin ediyoruz. En son Şenol Güneş'in açıklamalarından da hatırlarız. Öyle bir kurumsal tepki olabilir ama ben Beşiktaş camiasını şu anda görüyorum sosyal medyada. Yok Bursa Spor'a böyle yaparız. Oyuncular gelmesin. Şunu yaparız. Bunlara hiç gerek yok. Çünkü Beşiktaş'ın bir muhatabı bir kulüp değil. Olmaması da gerekir. Ha böyle zaten sert olaylara da girmek. Hani evet bizim camiamız çok yumuşak bir camia değildir. Uğraşan da karşılığını çok sert almıştır şimdiye kadar. Ama yani biz de biraz kendi sıkletimize bakmamız lazım diye düşünüyorum. Çok da ciddiye alıp ciddiye aldığımız zaman karşı tarafı büyüttüğümüzü düşünüyorum. O yüzden de hani bu basket maçı bir basket maçıdır. Yenildik. Onların bir acısı vardır. Koçları gelmiştir vesairedir. Böyle bitti. Bunun revanşı olur olmaz. Basketboldur şeydir. Benim fikrim bu. Yani çok da özünde ne sporcuyu çok ciddiye alacaksın. Sporcu sporculuğunu bilecek. Ne de taraftar zaten yönetim olarak da yapı olarak da ayakta kalmaya çalışan bir kulüp. Üflesen yıkılacak gibi duruyorlar. O yüzden de onları da Beşiktaş'ın çok fazla ciddiye almasını düşünmüyorum. Şimdi sen de ben de Bombalasi kültürünü, spor sergiyi bildiğimiz için aslında basketi daha az çok biliriz ama geldiğimiz noktada tabii müessese takımları, para pul işin içine girince Beşiktaş çok hak ettiği basketbol değerinden uzağında duruyor. Onu da inşallah birkaç sene içerisinde yapılacak akılcı yatırımlarla hep böyle inşallah ya bizim kulüp tekrar hak ettiği yerine getiririz diye düşünüyorum. Senin Bursa ile ilgili bir iki cümleni alayım ondan sonra da diğer taraflara geçerim. Ya ben maçı seyrettim. Avrupa'da oynadığımız içeride dışarıdaki ve içerideki maçları da seyrettim. Ondan sonra Darüşşafaka kaybettiğimiz maçı seyrettim. Yani kısaca zaten biliyorsun çok eskiden beri basket izleyicisiyim. Ondan sonra onu da hiç kaçırmadan izliyorum. Ama dün maç bitimiyle beraber hani maçtan sonraki şeyleri falan izlemedim bilmiyorum. Fikir sahibi değilim. Ondan sonra yayıncı kuruluşla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Zaten o malum. Konuşmaya değmez.
Evet. Yani branş ne olursa olsun. Bu tabii ama şeyden kaynaklanıyor. Oturup kalkıp sadece Beşiktaş üzerinden bir nefret veya antipatileri olmayacağını varsayarsak, senin camianın temsilindeki gücüyle ve yaptıkları yayınlardaki şeyi, bizi tahrik edecek şeylerde endişeleri olmadığı için böyle yapıyorlar. Ondan sonra sonuçta yayıncı reyting demek. Dünkü işte o Bursa'daki atmosfer de, şu da bu da, işte Flamayı gösterdi, onu gösterdi, bunu gösterdi. Tamamen yayıncı kuruluşun Beşiktaş'tan bir endişe, bir kaygı, bir reaksiyon görmeyeceğini veya görse bile umursamayacağını bildiği için yayıncı kuruluşun durumu böyle. Meydanı Bursa'ya boş buluyor gelince diyebilir miyiz buna? Meydanı boş buluyorlar yapıyorlar. tabii, aynen öyle yani. Biraz şey olacak ama hani bir şey diye görüyor bizim temsil noktamızı. Ya ateş olsanız cümrünüz kadar yer yakarsınız diyor. Ciddiye almıyorlar yani. Aynı Evet. şekilde futbol yayınları da işte En hakem azından öyle. pozisyonları, şunlar bunlar hep aynı şeyde, seviyede, şeyde gidiyor. Şimdi Bursa tarafına gelince tamam yani, işte şey geldi aklıma benim. Hani bu son oynanan Arjantin Venezuela'ydı galiba. Yanılıyor olabilirim ama galiba Venezuela'ydı. İşte Arjantin Venezuela maçında Venezuelalı bir oyuncu şeye, Messi'ye tükürmüş. Maçtan Paraguay sonra Paraguay mı? galiba. Emin Ya ben de. değilim. Ondan sonra Messi'ye de maçtan sonra sormuşlar. Görmedim, dikkat etmedim, farkında değilim. Ondan sonra şimdi kim olduğunu, ne olduğunu söyleyip de onun arzusunu yerine getirip onu şöhret yapmanın da anlamı yok. Yani Doğru. Beşiktaş'la Bursa'nın da şeyi bence bu seviyededir. Ondan sonra ben şeyi de hayretle izliyorum. Aynı şey futboldaki işte küme düştükleri sezonla ilgili şey, bir nefret büyüterekten, kendilerini kandıraraktan, Evet. siyasete teslim olaraktan nereden nerelere geldiler? Koskoca bir şehir takımı. Anlatabiliyor muyum? Nereden nerelere geldiler? Ne hallere düştüler? Ondan sonra hala tek malzemeleri, yegane malzemeleri buradan yürütmeye çalışıyorlar. Aynı şey işte basketbolda da şey olmasa, geçen seneki sponsorları bu sene zaten bıraktığı için küçüldüler. Sponsor desteği olmasa zaten ligde bile olmaları mümkün değil. Biz de uğraşaraktan şöhret olmaya çalışıyorlar. Beşiktaş taraftarı da bu eğer bir reaksiyon gösterecekse, anlatabiliyor muyum? Bursa'ya değil de ben Avrupa Kupası'ndaki hafta içindeki maçı televizyonda izlerim. Tabii ben hani İstanbul'dan çok uzaktayım. Ondan sonra hani kendim gitme şansım olmadığı için gidemiyorum. Ama salonu görünce, ya böyle sosyal medyada orada burada sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız deyip işte ikinci devre oynanacak Bursa maçında salonu full yapmayla bir numara olmuyor. Bursa'ya ya ne değer vermiş oluyorsun, onların amacına yönelik hareket etmiş oluyorsun. Sen normal sezon maçlarına git. Ondan sonra Avrupa maçlarına git, o salonu doldur, destekle. Eğer basketbolu gerçekten seviyorsan, Beşiktaş baskete desteğin varsa. Ben şöyle söyleyeyim, senin dediğinden hareketle ben 1974-75 senesi Beşiktaş basket şampiyonluğunda, şampiyonluk maçında spor sergide rahmetli babamla izlemiştim. O zamandan beri, onun öncesinden beri iyi bir basketbol seyircisiydim. Ondan sonra eğer ben basketbolda Fenerbahçe, Galatasaray rekabeti dışında illa bir muhatap alacaksam, kendimi bir rekabet, bir şey hissedeceksem, bu Karşıyaka olur. 74-75'lerde de Karşıyaka basketbolda çok önemli bir Evet. kulüptü. Hala da önemli bir kulüp. Anlatabiliyor muyum? Eğer biriyle muhatap olacaksak Fenerbahçe ve Galatasaray dışında, Karşıyaka'yla olur. Basketbolla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet, katılıyorum Cem abi. Ben de bu tarafta biraz daha iddialı ama basketbol seyircisinin de yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum. Çok küstürüldü. Kulüp çok az yatırım yaptı. Şu anda yavaş yavaş bence toparlanıyor diye düşünüyorum. Hemen buradan kongreye geçelim. Pasa sana atacağım. Kongre ile ilgili benim fikrim zaten belli. Ben Beşiktaş gibi camialara daha önce söyledim. Bizim gibi çok kapalı bir camiada kongre vesaire siyasetin içine girmesinden son derece rahatsızım. Bir akil taraf tarafından yönetilmek gibi bir demokratik olmayan bir şeyim var. Beşiktaş olduğu zaman ben demokrasiye çok inananlardan değilim. Ama şunu görüyorum. Biraz siyasetle de bağlantı kuracağım ve sana pası atıyorum.
Ya bu kadar tribünlerin istifa dediği bir başkan, istifa dediği bir yönetim, eğer Beşiktaşlı bir duruş varsa bundan sonra hala aday olma ihtimalini konuşmak, düşünmek bana biraz ya gerçekten Beşiktaşlılık olmuyor. Bu biraz kulübün farklı bir yola sokulmak istenildiğini hissediyorum. Bunu siyasette de örnek veririz. Ya şimdi yani çok siyasi konuşmak da istemiyorum da işte bir parti başkanı var. Devamlı seçim kaybediyor ama orada duruyor. Bu seçmeni, milyonlarca seçmen diyor ki ya bu değişmeli diyor. Yani bunu hani ülke vererek de konuşmayalım da. Ama delege, öyle bir delege yapısı var ki akrabası şimdi o parti başkanı aday olsa kesin seçilir. Böyle bir yapıda ya o delege 1.000 tane delege seçer bunu. Ne oldu? Milyonlar temsil ediliyor orada. Onların düşüncesi önemli değil gibi. Aynı bunu Beşiktaş'a da yapıştır. Ya tribünler bağırıyor artık hani binlerce insanın bağırdığı yerde ya insanları bu kadar şey yapıp kongre yapısına dayanıp kongre yapısını sen biraz sonra özetlersin. Bu kadar destek al buraya tekrar gelmek falan bana biraz yani nasıl diyeyim hani ağır konuşacağım da şimdi hani konuşmayalım. Burada bir taraftarı da bir kulübü de bir camiayı da bu kadar amatör ruhla seven insanları da biraz aptal yerine koymak gibi geliyor. Yani bu benim söylediğim kelimeyi bulamadığım için, kullanamadığım için aptalı kullanıyorum. Ama buradaki durum nedir, son durum nedir? Senden biz şu anda geldiğimiz noktanın bir yorumunu alalım Cem abi. Ya ben bundan önce yapmış olduğumuz programda söylediğimi tekrarlayacağım. Daha çok erken. Gerçekten çok erken. Beşiktaş'ın kongresini yorumlamak için çok erken. Çünkü an be an o kadar parametre var ki değişen. Söylediğimiz böyle hani çok kesin net konuştuğumuz her şey yarın öbürsü gün hatta öbürsü güne kalmadan hemen aynı günün ilerleyen saatlerinde seni şeye düşürür, açığa düşürür. Ya diyeceksin ki benim kime ne müdanem var ki temkinli konuşmak zorunda falan filan değilim. Sadece ukalalık yapmamak için, hayal satmamak için, küstahlaşmamak için bu şekilde konuşuyorum. Yoksa ben de X muhabir gibi başkanın 4.500 tane kemik oyu var demiş Evet. mesela bir tane muhabir. Senin yaşın kaç, başın kaç, Beşiktaş Kongresi hakkında, Beşiktaş Kongre üye yapısı hakkında ne kadar fikir sahibisin? Ne zaman muhabirliğe başladın? 2000 senesinde Beşiktaş'taki büyük bir dönüşüm başladığında sen ne iş yapıyordun? Nerelerdeydin? Nasıl bu kadar net konuşabiliyorsun? Kimin adına konuşuyorsun? Kim sana bunları konuşturtuyor falan falan falan. Bu komik durumlara düşmemek için onların komik duruma düşmek gibi bir endişesi yok tabii. Çok temkinli konuşmak lazım. Daha çok erken. Hatırlarsın son şey yaptığımızda olası adayların içinde Sayın Divan Başkanı'nın da adı geçmişti. Ama işte haberdar oluyoruz ki Sayın Başkan'la Divan Başkanı bir yemek yiyor. Divan Başkanı şu anda bir frene basıyor ve adaylığı Standby. konusunda standby'a alıyor kendini. Bu demek değil ki çıkmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani ama burada her şeyden bağımsız hani başka tabir de bulamıyorum. Ayıp olan. Demin sen bir şey söyledin. Ya işte şu Beşiktaşlı duruşu da şunu gerektirir. İyi de öyle bir duruş yok zaten. Öyle bir Evet. duruş maalesef yok. Sen kulübün resmi internet sayfasından bir deklarasyon yayınlıyorsun. İşte biz olağanüstü kongre kararı aldık. Bu kongre kararıyla ilgili takvimi önümüzdeki hafta açıklayacağız diye. Bu yani işte herhangi bir duruştan ziyade bir ciddiyetin de olmadığını göstergesi. O tarih işliyor, senin deklare ettiğin tarih işliyor. Bir hafta sonra dediğin şeyin üzerinden 7 gün geçiyor, 8. gün geçiyor. Hala işte bir takım sağdan soldan artık ona ne dersin, trol mü dersin, bilmem ne mi dersin? Zaten trol gibi çalışan muhabir görüntülü bilmem ne. Bir takım insanlar da ortada şeyler sızdırıyorlar, laflar ediyorlar. İşte bugün gördüm, işte futbolcuların bir takım şeyleri mesaj göndermişler, şey yapmışlar. İşte başkan ya yani bak hakikaten ya bırak şeyi hani o duruşu bu duruşu bu yani bir kurumsal yapıya bütün ananelere bütün geçmişe her şeyi inkar eden
Hepsini çok ciddi derecede zedeleyen davranışlar bunlar. Ve bu haberi yapanlar falan filan işte yani belli yayın gruplarından bir yerden düğmeye basılmış gibi hareket ediyorlar. Valla kongre ile ilgili şu anda Hasan Bey'in zaten deklare etmişti. Ama o da haklı olarak diyor ki kardeşim karar defterinize yazın. Tarihi belirleyin. Biz de ona göre çıkalım, şey yapalım. Yani şu anda tamamen hala bugün bu dakika itibariyle dedikodular ve ihtimaller üzerinden her şey yürüyor. Çünkü resmi olarak ağızdan söylediklerini resmiyete dökmüş değiller. Niye dökmüyorlar? Bu işler böyle. Yani işte hesaplar, kitaplar nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Anlatabiliyor muyum? İşin içinde aslında iki tane zihniyet var. Çok net söyleyeyim ben bunu. Birinci zihniyet 2000 yılından sonra her kim derse ki birbirlerinin muadiliydi, alternatifiydi, muhalefetiydi falan filan kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. 2000-2023 bir bütündür, bir uzantıdır ve farklı farklı kimlikler, kişilikler olsa bile aynı zihniyetin temsilcilerinin birbirlerine devir teslim yaptığı bir ortamdır. Bir böyle bir zihniyet var. Hiç isimlere, kişilere girmeye gerek yok. Zaten anlayan anlıyor. Bir böyle zihniyet var. Bir de artık yeter. Bu dönemi tamamen kapatalım. Bizim de senle hep konuştuğumuz gibi bizi Beşiktaşlı yapan değerleri yeniden yüceltecek günlere tekrardan dönüş yapalım. Bir de böyle bir zihniyet var. Ama bu zihniyetlerin içinde dediğim gibi kongre üye yapılarının içinde bu 23 seneliğin bir blok da yok. Farklı farklı yapılanmalar var ama bu farklı farklı yapılanmalar tek amaçları var iktidar olabilmek. İktidar olabilmek adına herkesle birlikte olabilir. Çok net söylüyorum bak. Bu 23 senenin bütün aktörlerinde şunla hayatta bir araya gelmez denilebilecek hiç kimse yok. Hiç yani şaşırmamak lazım. Onun Ya işte için söylediğin siyasetten başka bir şey değil. Yani kulüp falan değil mi o zaman? Kulüpçülük tabii falan değil tabii. mi? Bak burada herkesin planları, programları, kişisel kariyerleri, ondan sonra PR'ları, şunları bunları her şey var. Nasıl daha karlı olabiliriz? Nasıl daha avantajlı olabilir? Ama buradan avantajlı olmayan, sürekli kan kaybeden yegane şey Beşiktaş'ın kendisi. Beşiktaş'ın arması, Beşiktaş'ın kurumsal yapısı, Beşiktaş'ın manevi değerleri erozyona uğrayan. Burada hiç karlı çıkması mümkün değil böyle devam ettiği müddetçe. Bir de bütün bunlardan sonra yeniden bir sayfa açalım. Ama eski aktörlerin hepsini şey yaparaktan 2000 sonrası aktörlerinin bir kenara bırakaraktan yeniden sayfa açalım zihniyetinin de şu anda temsilcisi ve vücut bulmuş hali olarak Hasan Bey ortada. Hasan Arat ben şey yapacağım diyor. Başkan adayım diyor. Ama işte dediğim gibi resmi süreci bekliyor. Dediğim gibi bir kere Ahmet Nur Çebi'nin nihai kararı ortaya konmadan çok fikir yürütmenin şeyi yok. Ya Bak doğru. millete komik gelebilir. Son söz şunu söyleyeyim. Öyle bir noktaya gidebilir ki bu iş. Bu bir duyum falan filan değil. Kesinlikle kendi hissiyatımı söylüyorum. Böyle olacak da demiyorum ama olabilir. Tek bir adayla karşısına rakip çıkmadan kongreye gidebilecek kadar senaryolar alttan alta tehditler, şunlar bunu anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bu tehditler şeyler kelimesi göreve talip olmama noktasında bütün o bizim yani şahit olup da olamayacağımız konuşmalar, görüşmeler, rölasyonlar, Beşiktaş'ın dışındaki rölasyonlar böyle bir noktaya bile götürebilir işi yani. Yazık. Onun için beklemek lazım. Asıl olan önce belli olması lazım. Ahmet Nur Çebi'nin Hazırlıklı nihai olmuş. kararını vermesi lazım. Bunu niye uzatıyor? Ben biliyorum niye uzattığını da. Ondan sonra elimizde belge olmadığı için şundan dolayı uzatıyor diyemiyoruz. Niye uzattığı çok net, çok sari. Bunun belli olması lazım. Ancak ondan sonra daha üzerine hani kongre nasıl devam eder, kim kimle birlikte hareket edecek gibi şeylere geçiş Bakalım. yapabiliriz. Peki o zaman önümüzde daha gerçekçi konuya geçelim. Bir hafta sonra yaklaşık 6 gün sonra bir derbi maçına çıkacağız. Takım milli aradan dolayı
milli takıma gitmiş oyuncular var. Bazıları dönüyor. Bazıları daha bir maçları daha var oynayıp gelecekler. Şimdi özelinde işin şu bir garanti bir konu var. Anladığımız kadarıyla Salih oynamıyor. Kalecinin durumu belirsiz. Getson'un durumu belirsiz. Bailey en son sürpriz piyangodan çıktı. Onun bir sakatlığı var. Söz konusu beğenilse sürpriz değildir. Evet, doğru. Zamanlaması biraz sürpriz oldu. Çünkü kendi Twitter hesabından yok ya bir boyun tutulması. Ben gece uyumadım. Bir şey yoktu. Sonra baldır maldır da çıktı sonra adamda. Neyse. Hani ben onun da oynama ihtimalinin olabileceğini ama şu anda dillendirilmediğini düşünüyorum ama onu da oynamadığını varsayarsak şimdi bir kadro yapısı çıkacak karşımıza. Hani ben bu maçta umudumuz var yok. Her şeyi geçiyorum. Bir derbi maçıdır. Çocukluğumuzdan beri yaklaşık 100 yıldır da oynanan bu birbiriyle çok iddialı gazozuna bile sokakta bile oynasa bu iki takım, üç takımdan iki tanesi önemlidir. Hepimiz için önemlidir. Namus maçlarından bir tanesidir. Özellikle oyuncular için. Bu işin bir tarafı ama ben bu yine de bu işin içinde kadro yapısını kurarken tabii oturtmaya çalışıyorsun. Herkes, bütün Beşiktaşlar tahmin ediyorum kafasında bir kadro kuruyordur. Onu koyuyordur. Olmuyor, ötekini koyuyordur ama tabii burada belirleyici olacak bazı bir kavram var ki yerli oyuncu kavramı. Şimdi Bailey gittiğini düşünürsek orada herhalde Amartey yerine bence Necip tercih edilecektir. Kaleciyle beraber Necip'i de ikinci yerli olarak düşündüğümüzde bir tane hakkımız kalıyor. Ben o hakkın ya kaleci bile yabancı olsa bakın şu gün kaleci bile yabancı olsa ne olursa olsun 6 numarada Demir Ege'nin kullanılmasını istiyorum. Ve böyle canı gönülden istiyorum bunu. Çünkü evet bu maç bir derbi maçıdır. Sonunda kazandığımız zaman çok sevinebiliriz. Ama o oyuncunun artık o formayı hak ettiğini ve orada artık bir yerde başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ya önde bir Raşika kullanılabilir ve Cenk'in bu temposuyla kullanılmayacağını düşünüyorum. Öyle hayal ediyorum. Sağ bekte de Onur Bulut yerine büyük ihtimalle Rozier'in kullanılacağını düşünüyorum. Onun da tabii sinir yapısının bu maçı kaldırıp kaldırmayacağını da herhalde teknik heyet değerlendiriyordur. Fakat işin içine yerli şey girdiği zaman da çok da çıkılmıyor. Yani çok da formlu oyuncularımız var. Onu keselim, bunu keselim bilemiyorum ama tabii ki olmazsa olmazı. Karşı takımı da biliyoruz. Sonuçta Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kuruldu. Tempoyla karşılık verebiliyorlar. Manchester United maçlarını seyrettik. Bizim de orta sahamızda Amir'di, Salih'ti, Sinan Eke oyuncuların olmaması gerektiğini. Böyle bir mutlaka bir Getson'un, mutlaka formda bir Oxlade'in olabilmesi gerektiğini ki son maçta oraya bir Tayfur attık. Adam hiçbir şey yapmadan sadece koşarak bizim değil, rakip için değil, yani 22 içinde değil, bizim 11 içinde farklılık gösterdi. Yani bizim o Tayfur'un oyuna girmesi öyle bir mesaj verdi ki bizim kulübe. Ya kardeşim oyuncularınız koşmuyor. Yani bir koşan adam oldu. Aa bu çocuk kim dedik. Halbuki kendi oyuncumuz bir acayip de bir şey yapmadı ama bir baktık aralarında sivrildi. Şimdi böyle bir karşıda da bir tempo istediği zaman tempoya çıkabilen bir de önde çok usta ayakları olan bir takıma karşı ya Burak Yılmaz'ın ne yapacağı ne edeceği benim için soru işareti. Ama bütün bunları geçiyorum tekrar ben genç yeteneğimin artık bir yerden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Senin bu maçla ilgili ne olabilir, ne olmalıdır'ı senden de bir dinleyelim Cem abi. Ya bir kere kadro yani belirsizlikler var. İşte Bailey, Amartey'in de sakatlığı konuşuluyor. Ondan sonra belki Cole Necip çıkılacak. İşte Masuaku işte sakattı, milli takıma gitti geldi. Gelecek. Sol bek ne olacak? Yani ben isimler Masuaku'yu zaten üzerinden gönderdiler kaldı gibi diye biliyorum ama tabii bizim kulübümüzde iletişim sıfır olduğu için tabii. kim diyor, kim çıkmıyor. Ya Gökhan İnler, bu konuyu dağıtmayayım da Gökhan İnler bizim takımımızda idmana çıkıyor mu onu bile bilmiyoruz ha. Ya bu futbolcu diye imzalandı değil mi bu adam? Ben bugün idmanda resmini gördüm galiba bir Beşiktaşlı Ben hiç futbolcuyla görmedim. Daha iyi. Varsa iyi. beraber ama ben bütün kadro tercihlerinden, oyuncu tercihlerinden falan bağımsız başka bir yerdeyim. Şimdi karşındaki realite şu 50-52 bin kişinin önüne çıkacaksın.
seyircisi önünde işte İngiltere'den Manchester'dan şeyle dönmüş. Galibiyetle dönmüş. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 4 puan yapmış. Lig'de de sadece ilk hafta Kayseri'ye puan kaybedip ondan sonra senden 6 puan önde olan rakibin var. Ve rakibin kendisi aslında kendi seyircisi önünde şöyle bir şansı yok yani. Stratejik futbol falan oynayamaz Galatasaray. Yani Galatasaray 50 bin kişinin önünde çıkacak ve saldıracak. Anlatabiliyor muyum? Bu 2 kere 2 4. Yani dünyanın en teknik direktörü olsa işte Okan Buruk değil de yabancı olsa bilmem ne olsa bu seyircinin talebine ayak uydurmak zorunda. Onlar kendi sahasında bu şekilde böyle coşkuyla oynuyorlar. Yani sen stratejini buna göre belirleyeceksin. Yani bu bir varsayım değil çünkü. Sana ne topu verecekler, ne bekleyecekler. Anlatabiliyor muyum? Direkt senin üzerine baskı kuracaklar. Onun için senin kurgulayacağın oyunda %99 böyle oynayacakları için A planı senin de oyuna nasıl çıkacaksın? Alanı nasıl kapatacaksın? Nerede karşılayacaksın? Anlatabiliyor muyum? Nereye kadar bekleyeceksin? Nerede karşılayacaksın? Sonra şimdi futbolu yeni icat etmiş gibi geçiş oyunu diyorlar ya. Bizim zamanımızda ona kontratak denirdi. Kontratağa nasıl çıkacaksın? Ondan sonra yeni yeni kelimeler bulunca yeni futbolu icat ettik zannediyorlar. Öyle zannetsinler. Ondan sonra şimdi yeni terimlerle söyledikleri her şey bundan 50 yıl önce de vardı. Onu da bilsinler ama yani. Yeni bir Tabii şey tabii. keşfetmiş değiller. Ondan sonra biz de Half space diyorlar. Half space'ten koşu atıyor diyorlar falan öyle bir şeyler. yani işte bir şeyler de hiç ilgilendirmiyor. Yok diyor derinde şöyle karşılıyormuş stoper bilmem ne de falan filan. Ya işte bunlar işte oynasınlar bunlarla. Problem yok. Yani senin de işte kontratağa nasıl çıkacaksın, çabuk hücuma nasıl şey yapabileceğin, kendi alanını nasıl kapatıp nerede karşılamaya başlayacaksın? Bütün bunlara karar vereceksin. Verdiğin karara göre de oyuncuları dizeceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani kafanda Burak Yılmaz'ın da yapacağı bu. Ondan sonra ama bizim şöyle bir dezavantajımız var. Bak bütün bu senaryoları yan yana koyduğumuz zaman oyuncu tercihlerinden gene bağımsız söylüyorum. Sen 9 dakikada 3 gol yedin. Yani sen takım olarak anlatabiliyor muyum? Hazan yaprağı gibi sallanıyorsun. Yani biri yedin, düştün, yerden kalktın, bir tane daha karşı kaleye öyle bir durumun yok senin. Her anlamda yok. Başkanından tut, yönetiminden tut, anlatabiliyor muyum? Teknik kadrondan tut, içerideki oyuncuların motivasyonuna, birbirlerine olan inancına kadar. Öyle hazan yaprağı gibi sallanan bir haldesin. Esas ben de ki umutsuzluk şeye göre eksik oyuncuları alt alta yazmaktansa bu söylediğim bence daha büyük Doğru. umutsuzluk yaratıyor bence. Yoksa ben bu romantiklik falan filan değil. Sen Beşiktaş takımısın kardeşim. Eğer bu dediğim dezavantajın olmasa sen eksiklerine rağmen ben eksik diye görmem çıkarsın. Onun yerine bu oynar, şunun yerine şu oynar falan filan. Anlatabiliyor muyum? Çıkarsın, mücadeleni yaparsın. Oynamak istediğin futbolu oynamak için enerjini, çabanı gösterirsin. Ama Beşiktaş'ta ben böyle bir şey göremiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani doğal olarak yaşananları yan yana koyduğun zaman böyle bir süreç yok. İşte şeyin de dedikodusu yapılıyor. İşte Burak Yılmaz'a kendi istediği 2 tane yardımcı geldi. Aslında bu yardımcılar Tudor'un yardımcıları. İşte bak yani başkan devam edecek mi etmeyecek mi adaylarını koyacak mı koymayacak mı da ziyade bir de bu kadar belirsizliğin içinde olası bir de teknik direktör görüşmesi yapıp yardımcılarının geldiğine kadar spekülasyonlar dağılıyor. Beşiktaş'a bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Sayın Ahmet Nurçevi, Beşiktaş'a bunları yaşatmaya hakkınız yok. Doğru. Çok net söylüyorum. Onun için Galatasaray maçı karşı tarafın ne yapacağı belli, hangi coşkuyla oynayacağı belli, hangi tempoda oynayacağı belli. Senin buna nasıl karşılık vereceğin? Oyuncu Kole Necip olur. Anlatabiliyor muyum? Sol bekte Masuaku olmaz, Tayfur olur. Ondan sonra işte Rozier sağ bek olur. Orta sahadaki Salih eksikliği sence Demir Ege'yle olur. Anlatabiliyor muyum? Atıyorum bence Bahtiyar'la olur. Kişiye göre değişir. Önemli olan o kompakt yapı sahada yer alıp mücadeleyi üst seviyede tutup anlatabiliyor muyum? Bir 120 yıllık tarihi olan ve bu derbileri yüzlerce kez oynamış bir camianın futbolcuları olarak o sahada ne kadar mücadele edeceğinle ilgili bir şey. Yoksa çok ne söyleyeyim ben? Ya çok da şişirmeye balonları şey yapmaya falan filan gerek yok. Benim seyrettiğim bütün maçlarını seyrettim Galatasaray'ın.
Bütün maçlarını seyrettim Fenerbahçe'nin. Öyle pozisyon bulma falan filan da Fenerbahçe'deki kadar zor değil. Galatasaray'a karşı çok daha rahat pozisyona girebiliyor her takım. Bak Evet. Fenerbahçe'ye karşı daha zor giriliyor. Fenerbahçe'nin bu anlamda daha oturttuğu bir oyun var İsmail Hoca'nın. Galatasaray öyle değil. Galatasaray daha açık alanda yakalanabiliyor, daha riskli oynuyor falan falan falan. Önemli olan senin bunlara karşı ne yapabileceğin. Benim derbiyle ilgili görüşüm bu. Yani ne olur açıkçası ben bir tek şeyden hani bu kadar kötü bir enerjimiz olduğu için işte erken yenen gol ve gollerle falan böyle bir şey Alma olabilir. Lugano şeyi benzeri bir şey yaşarız endişesi var sadece içimde. Ama maç başlasın takımı bir 10 dakika izleyeyim anlatabiliyor muyum? Bir 15 dakika izleyeyim belki bütün bu endişelerim çöpe gidecek. Belki İnşallah. inanılmaz derecede Umarım. maçı kazanmayı değil, oyunu kazanmayı soyunma odasında kafasına koymuş. Belki öyle bir konsantrasyonla Nevzat Demir'de Burak Yılmaz öyle bir takım hazırlıyor ki, öyle bir inandırma ve öyle bir motivasyon yapıyor ki belki de maçın 10. 15. dakikasını seyrettiğimizde diyeceğiz ki çok iyi mücadele. Oynaması gerektiği gibi oynuyor. O zaman her şey başa baş gider yani. Evet. Peki Cem abi, ağzına sağlık. Senin de Gündemini ağzına her sağlık. bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Görüşmek Görüşürüz. üzere.